Bakın bir farklı üyemiz içimiz görünüyor küçük. Evet toplantıya gidiyoruz. Toplantıya gidiyoruz. Arkadaşlar Bülent Bey de bildirinin altına imza atmayın. Onun için geldi. Hayır. Bir dakika. Siz bu toplantıyla ilgili değilsiniz. Tamam. Size kolay gelsin. Tamam, siz buyurunuz odanızda arkadaşlar hadi devam edin. Hadi arkadaşlar, bir gelin içeri ya. Lütfen kapıyı kapatalım. Soner Bey, lütfen kesin. Bildirimizi okuyoruz. Bildirimi okumadan önce konuşacaktım başkan. Tamam. Fırsat vermedi. Konuşayım. Aslında kendisi olsaydı da kendisi dinleseydi. Bildiriyi de şey yapsaydı ama ben öncelikle burada bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum duyarlılığından ötürü. Gençlere teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek alnından öpüyorum. Bodrumlu mücadelenin içerisinde olanları da kutluyorum arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Örgütü ucuz bir örgüt değil. Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Örgütü yukarıdan zorla atanan, kendi temayül yaptığı halde zorla atanan, kendi kabul edecek biri değil. İçine sindirecek bir örgüt değil. İçimizden çıkan biri olsa belki hakikaten sindireceğiz. Ama ne yazık ki tanımadığımız, bilmediğimiz biri. Tabii ki yanımda konuşmak istemiyoruz. Ama eğer bizim iki adayımızdan biri olsaydı inanın bu sözleri söylemeyecektik. Hepimiz bunu şey yapıp, sineye çekip uğrunda çalışacaktık belki de. Ama olay bu haddere geldi. Keşke gelmeseydi. Şimdi dün akşamdan beri bu sadece Bahçeli'de yok. Biraz önce ilçe başkanı dedi ya az katılım var diye. Bahçeli evlerde az mı katılım vardı? Bahçeli evlerde Saffet Bulut adında bir arkadaşımız geldi, aday oldu. O da girmemişti. Ve Bahçeli evler ilçe örgütü dün akşam ilçeyi orada geçirdi. 12 kişi de şu anda açlık grevinde. Yine buna keza birçok yerde öyle. Eyüp ilçesinde biliyorsunuz ikinci, üçüncü adayımız çıktı. Sultan Gazi'de böyle. Yani direnişler devam ediyor. Dolayısıyla sadece Fatih ilçe örgütü değil, tüm Cumhuriyet Halk Partililer buna karşı duyarlı. Bizi AKP'den ayıran en büyük özelliğimiz budur arkadaşlar. Biat kültürüne sahip değiliz. Şimdi arkadaşlarımız bir bildiri hazırlamış. Konuşacak çok şey var aslında. Ben de buradayım. Gitmediğin sürece burada kalacağız zaten. Hep beraber ne olarak niteliyorlarsa nitelesinler. Gittiği yere kadar gideceğiz. Hep beraber burada kalacağız. Ben okuyacağım. Ondan sonra değerlendireceğiz, konuşacağız. Dileğe de imza atacak. İsterse ilçe başkanı da gelir. Gururu varsa imza atar. Biz kimseyi zorlamıyoruz. Evet. Kamuoyunun dikkatine. 17 Kasım 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçesi İl ve Belediye Meclis Üyeleri, ilçe yöneticisi, muhtarlar, kadın kolumuz, gençlik kolundan oluşan bir heyetle genel merkeze bir ziyaret gerçekleştirip Fatih İlçesi'nde belediye başkan adayının eğilim, temayül yoklaması yöntemiyle belirlenmesini talep ettik. Bu talebimiz genel başkanımız ve MYK tarafından kabul görmüştür. Bunun neticesinde İstanbul'da 25 ilçede üyelere dayalı eğilim yoklaması yapılmıştır. Yapılan eğilim yoklamasında İlhan Dabakoğlu katılanların %56'sının oyunu alarak birinci seçilmiştir. 22 Aralık tarihinde toplanan MYK'da Fatih ilçesinin belediye başkan adayı Sayın İlhan Dabakoğlu olarak açıklanmış ve bu konuda basına yansımıştır. Parti meclis toplantısına geçildiğinde yaşanan Fatih ile ilgili olmayan tartışmalar neticesinde aday açıklanmaktan vazgeçildiği bildirilmiş ve 16 Ocak 2014 tarihinde toplanan parti yetkili kurulları ise eğilim yoklamasına katılmayan bir ismi ilan etmiştir. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt emekçileri olarak ortaya koymuş olduğumuz bu tavır kişisel olmayıp kişilere de yönelik değildir. Partimizin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan, demokratik geleneklerine aykırı olan ve partimizin ilkelerinden, temel değerlerinden adeta değiştirilmesine ve dönüştürülmesine kapı aralayan ben yaptım olduğu anlayışına ve paralel yapılanmalara karşı bir duruştur. Yıllardır içerisinde yoğrulduğumuz ve ilkelerini özümsediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik gelenek ve kurallarından uzaklaştırılıp biat kültürünün egemen kılınmak istendiği bir partiye dönüştürülmesine sessiz kalamayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetimi ve İstanbul İl Yönetimi Fatih ilçesiyle birlikte benzer uygulamaları birçok ilçemizde yapmış olduğunu, bunlara karşı da tepkiler olduğunu biliyoruz.
Fatih ilçesi İstanbul'un merkez ilçesi ve bu konuda da karşı duruşun merkezi olarak sesimizin ilgili yerlere iletilmesi için bu bildiriyi hazırladık. İmzaladık. Kamuoyuyla paylaşımı açtık. Örgütünü taşıyamayan, bir seçim için gerekli ağırlığı çalışmayı gösteremeyen, 10 yıldır ilçe yöneticiliği yapmış, örgütünün sesine sahip çıkamayan ve yanlı, taraflı, aciz bir tavır sergileyen ilçe başkanı Bülent Sürekin de görevden alınmasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgüt Emekçileri Platformu. Dağıtım tüm basın kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK üyeleri, CHP milletvekilleri, İstanbul Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, İstanbul İlçe Başkanlıkları, CHP Parti Meclis Üyelikleri, CHP İstanbul İl Başkanı ve tüm il başkanlıklarına dağıtım sağlanacak. Sayın Başkan, evet, şimdi Ahmet Bey'in önerileri var. Bu bir tanesi. Hayır. Söyleyeceğim. Bu kampanya boyunca hiçbir şekilde TDH ismini görmek istemiyorum. Tamam, onu sarı rengi de görmek istemiyoruz. Evet. Ramazan Bey, Ramazan Bey. Burası Cumhuriyet'e. Arkadaşlar, bir dakika. Yapıldıktan sonra şu söylenti sürekli olarak döndü. İki aday heyecan getiremedi. Örgütte heyecan yaratamamış. O zaman dışarıdan. Peki Sabri Erbakan kimdir? Kimdir bu adam? Bizim örgütümüzde heyecan yaratıyor. Bizim örgütümüzü biliyor mu? İlçenin yerini biliyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve ideolojilerini biliyor mu? İlçe başkanını tanıyor mu? Kadın kollarını tanıyor mu? Gençlik kollarını tanıyor mu? Bu ilçeden bir tane adam tanıyor mu? Tanımıyor. Bu süreçten sonra, ön seçim yapıldıktan sonra, bakın bu söylenti 3 ay önce ortaya çıktı, 3 ay. 3 ay önce bu söylenti ortaya çıktığı zaman, bizim toplantılarımız basıldı, gençlik kolları buna izin vermeyecek. İki tane eski ilçe başkanı varken, dışarıdan adam içeri sokmayacak diye. Bugün onu diyenler, biz bu adamla kazanırız, lan çalışırız diyor. Niye? Çünkü genel merkez emretmiş. Biz köle miyiz? Biz AKP'lileri yıllardır koyun koyun derken, biz koyun muyuz da burada genel merkezin dediğini dinlemek zorundayız. O seçimi örgüt kazanacak, örgüt. Örgüt çıkacak sokağa, eve örgüt gezecek. Onlar kulelerinde otururken örgüt soğukta donarak bunları yapacak. Bu örgütün sözü dinlenmek zorundadır. Ve bunu başta ana kadem olmak üzere bütün örgüt emekçileri genel merkeze kadar sesimizi duyurmak zorundayız. En baştan bunu atamayla getirselerdi, amenna, yapacak bir şey yok. Ama bunlar... Bugün Mustafa Sarıgül çıkıp Erbakan'ı ikna etmeye çalışıyorum derken bizi ön seçimle oyaladılar. Önce bunu bileceksiniz. Bizi ön seçimle oyaladılar. İnsanları burada birbirine düşürdüler, düşman ettiler. Onlar kapı arkasında pazarlıklarını yapıp bitirdiler. Eğer bizim ilçemizde, bizim partimizde demokrasi yoksa bunu bizim genel merkeze konuşup kardeşim siz demokratik bir genel merkez değilsiniz. O zaman bundan sonra bu işi yapmayın. Bundan böyle yukarıdan da mı getirin, biz de kabul edelim demek zorundayız. Ya istifa edelim, ya sesimizi çıkaralım. Benim diyeceğim budur, teşekkür ederim. Çok az bir şey daha ilave etmek istiyorum da, tabii biraz da zaman geçti, kusura bakmayın. Şöyle bir şey de var, şimdi az çok da Beşiktaş'tan bakarken aklıma geldi. Sabri Erbakan'ın Saadet Partisi'nden, işte Erbakan, Necmettin Erbakan'ın yeğeni, oradan bir oy alacağı konusunda söylenti var. Saadet Partisi'nin adayı da Lütfü Kibiroğlu ve Saadet Partisi'nin güçlü bir aday. Aslı varken kimse suretine oy vermez. Ben sadece size bir soru sormak istiyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Zaten burada herkes örgüt söyledi. Sizin Ahmet Deneme toplantısında ön seçim kararı alındı dediniz ki Ankara'ya gidenler ön seçime karar verdi. Ben il ve genel merkezle görüştüm. Ön seçimi ben getirdiniz. Ön seçimi yaptık. İki tane adayımız vardı. Bir kişi çıktı. Dedik ki adayımız İlhan Davutoğlu olacak. Dün sizinle görüştüğümde Ankara'daydınız.
Merak ediyorum, ön seçimin gerçekten arkasında durdunuz mu? Durmadıysanız bizim size güvenmemizi bekliyoruz. Evet, bunu cevabını... Evet, cevabı bekliyorum. Başkanım, önce bu cevabı verin lütfen. Lütfen. Siz ne vereceksiniz? Bir şey de ben söyleyebilir miyim? Bir dakika Kemal abi. Tamam. Bir dakika, cevabı alalım orada. Öncelikle kendimi tanıtayım. İstanbul Ses Gazetesi'nin sahibiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi Kağıthane üyesiyim. İşte, şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım'a, çok kısa ve net olarak. Örgüt ilçe sayılmış bir Fatih ilçe örgütünün ilçe başkanlığı yapmaya devam edecek misiniz? Tekrar sorayım. Bak çok güzel bir soru sordun. Önce duymam lazım. Örgütü hiçe saymış bir Fatih ilçe örgütünün ilçe başkanı olarak kalacak mısınız? Tamam. Başka soru Kemal abi buyur. Evet, ben Kemal Özkan. Bir mahalle başkanı olarak da ben bir şey söylemek istiyorum. Benim yaşım 65. Ben ağaçlara tırmanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin afişini astım. Bayraklarını asıverdim. Şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bir mahalle başkanı olarak üyelere gittiğimde bunu nereden buldunuz dediğinizde nasıl bir cevap vermeliyim? Evet. Teşekkür ederim. Başkanım size sorum. Zamanında seçimlerde Hakkı Sevgili'nde sigortalı eleman olarak çalışırken iki aydın alt katta başkaları tarafından tutulmuş büroda hiçbir şey yapmadan sadece orada görev alıp burada toplantıya katılan bir sürü insan varken aa dememişken beni bu ilçede siz yönetimdeyken kovdunuz. Başka partinin yanında değildim. Hakkı Sevim'in yanında sigortalı elemanı olarak çalışırken kovuldum. Bu ilçe siz de yönetimdeydiniz. Başkaları da şahittir buna. Şimdi beni ilçemden CHP'nin yanında çalışırken kovdunuz. Şimdi benden nasıl oy isteyip nasıl sandıkta durmamı bekliyorsunuz? Aa, ben ona soruyorum. Şimdi benden isteyeceğim. Yine diyorsun yüzü hak olur. Kancılık şirk diye neşe sağ olun. Söz var kestirir. Bir dakika. Hakikaten konuşmayalım hakkında. Söz var kestirir. Başka söz var. Avla aşı yalale barede bir söz. Kişi demesin ki kömünün bilsin sözün demini ucağından cennetini sekin ede bir söz. Şu anda tepkilerinizi doğal karşılıyor. Kişi davranabilirsiniz, duygusal davranabilirsiniz, haklı olabilirsiniz. Ama kullandığımız üslup bence biraz daha dikkatli olmasına fayda olur. Rasyonel olarak. Şimdi parti tabii ki demokratik usullerle eğilim yoklaması yaptı, oylama yaptı, adaylar gösterildi, adaylar kazandı, yarış yapıldı, demokratik bir yarış yapıldı. Gönül isterdi ki ilçenin üyelerinin tercih ettiği birinci gelen adayın adaylaşması. Maalesef bu olmadı. Sadece bir ilçe özgü değil. İstanbul genelinde olan bir durum var. Ciddi tepkiler de var. Tepkileriniz haklı olarak görüyorum. Ancak şimdi bu yöntem, bu durum nasıl aşılır? Demokratik bir usulükle kendi aramızda bunun çözümü nasıl yapılabilir? Evet, çözümü nasıl yapılır? Tartışılır, konuşulur. Demokratik bir usulde çözüm yolları aranır. Bir heyet oluşturulur. Tepkiler yazılı hale, rapor haline dönüştürülür. Genel merkeze, ilçe kanalına götürülebilir. Bir yöntem bu. Bir yöntem üyelerle birlikte bir tepki olarak göstermelidir. Bir başka yöntem genel başkan, genel merkez yürütme kurulu, parti meclisi olaylarını bu adayımızı adaylaşması sonucunda doğuran sebepleri ortaya koyarak değerlendirmekte de fayda var. Şimdi burada partinin morali çökertilmiş. Aday adaylaştırılmamış. İrade ortaya konulamamış. Bunlar dikkatlice izlenmeli, dikkatle dinlenmeli. Ama bu tepkiler bire getirirken işte partiye yabancı birisinin getirmesi,
geçmişimiz yok ediliyor. İşte şahzadelerini, uşaklarını buraya getirmesi gibi usuller doğru usuller değil. Kırıcı ve dağıtıcı, birleştirici değil. Bunlara da dikkat etmekten fayda var. Bu parti bizim partimiz. Geçmişte de buna benzer usuller, yöntemler denendi. Ama bunlar doğru değil, yanlıştı. Bugün de bu tutum bana göre de elbette ki yanlış bir usul uygulanmış, yöntem uygulanmış. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Doğru da bir usul değil, yöntem de değil. Ama bu koyduğunuz tavır da demokratik bir tavır. Onu da anlayışla karşılıyorum. Ama kullandığımız usullere dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ali Bey, hangi usul? Şimdi gazeteci arkadaşı da sordu. Samimiyetle sormak istedim. Şimdi siz bir ilçe başkanı olarak temel yoklamasının başındaydınız ve bunu isteyenlerin başında siz geliyordunuz. Temel yoklaması sonuçlarını ilçe örgütünden de gördüğümüz kadarıyla genel merkez ciddiye almadı demeyelim ama şu olarak benimsemedi. Yok hayır. İstanbul'daki ne? Bütün ilçelerde %70'in üzerinde ve bütün ilçelerde de temelde geçiren insanlar yok. Fatih olarak ben. Fatih olarak. Bu sizin ilçe başkanı olarak, ilçe yönetimi olarak sizde herhangi bir grupluk ya da herhangi bir düşüncenizde değişiklik. Ben üzüldüm. En çok sana üzüldüm. Daha önce 5 yıl beraber çalıştığım Beyin Başkanı'nda ilk başkan adayım vardı. 5 yıl da ilk başkanı yaptı. Diğer arkadaşımla 2 sene çalıştım. O da ilk başkanı yaptı. 2 tane ilk başkanı aday oldu bir yerde. Yani ikisinin oraya 4 gün yerden 2 gün sonra gitmesini beklerdim. Pansiyonlar da ben getirdim. Ama siz ilçe başkanı olarak temel yoklaması da bu üyeleri getirememek sizin ilçe başkanı olarak başarısız değil mi? Ben değil. Ben gelip duyuruyor, her şeyi yaptım. Şimdi bu eğitim okumasına gelen insanlar taraf olmasın. Yani birbirine seni koy verecek. Şimdi ben ilçe başkanı olaraktan biliyorsunuz yani evet. Açıklamamızda biraz kanalımız vardı. Evet. Ve orada ben insanlara birebir getirmek için uğraşmış olsaydım işte ilçe başkanı bak şu adayı destekledi için ona getireceklerdi. Onun için ben iki tane eski ilçe başkanı var. Kardeşim sizi burada çalışın. Buraya en az %50 insanı getirin diye çok söyledim. Bizler mesaj olayında, sandık kurma olayında, toplantı olaylarında içeri sınırsız bir destek verdik. Evet. Yani artık yani 2000 üyeye getirebilmeli. Toplam güncellenmiş şekilde kaç bin üyeniz vardı son Cumhuriyet Halk Partisi Fatih ilçesinin son güncel olarak şu anda delege olarak oy kullanma hakkı olan kaç üyeniz vardı? Şu anda bizim 4400'ü geçmiş. Yalnız Mithat Bey'in sorusu şu, 378 temel. Temel olduğu zaman 3600'e. Bakın, şimdi konuşulur ya. Yani demokrasi dinliyor ya. Uğur Atak ilçe başkanıydı. Belediye başkanı adaya olacağını düşünerekten 1000 tane üye yapıp orada kendini çıkarabilirdi. Yani insanlar böyle düzgün üstündü ki bir şey. Yani bunu da görmüyoruz. Öldü, kendisi verilsin. Ama biz yaptığımız üyeleri bu eğilimi kullanıp veya ilerlemem. Şimdi başkanım, AK Parti'nin bu kadar zor bir döneme düştüğü bir dönemde yani ilk kez Fatih'le Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanmaya bu kadar yakın olduğu bir dönemde ilçenin böyle dağınık bir yapı sergilemiş olması, yani ilçede bölünmüşlüğün olmuş olması sizce bir şanssızlık değil mi? Selim abi, bir saniye bir basalım. Şimdi tabii bizim basınımız her kademesinde bu var. Şimdi dağınık görüyorsunuz, neyi gördü dağınık görüyorsunuz? 30 kişinin ses çıkarması ise dağınık görüntüsü mü? Yani onun için biraz daha objektif bakmak da gerekiyor. Şimdi yani şu anda bir 35-40 kademesimiz vardı. İstemiyorlar yani genel adayımızı. Olabilir. Yani bunların istemiyoruz demesi bence demokratik haklarıdır. Bu dağınık görüntüsü değil, CHP'nin ne kadar çok demokrasiye önem verdiğini gösterir. Onun için bunu böyle yönlendirmek çok yanlış bir şey. Biz yönlendirme olarak yani, söylemiyoruz başkanım. Yani, gruplaşma olduğu için diyorum. Temel yoklamasında iki grup olduğu için ama, bakış açısı olarak söylüyorum. Ben öyle bir şey temenni ettiğim için demiyorum. Şimdi, yani siz eğer birliktelik olarak görüyorsanız ve bu seçimi alacağınıza inanıyorsanız o sizin görüşünüz. Ben objektif olarak sormak istiyorum. Yani. Yine, sizce yani, dağılık değil mi için? Şimdi yine aynı. Dediniz iki grup. Şimdi iki aday var. İki aday olunca iki grup olmayacak mı? Evet. Siyaset değil mi? Siyaset nedir? Siyaset taraf olmak demek. Tek aday olursa Tayyip Erdoğan gibi sensin denildiği zaman orada iki grup olmaz. Orada üçüncü olmaz. Orada taraf da olmaz.
herkes oraya gider. Ama bizde ne var? İlk aday çıkmış. Bize ne il başkanımız, ne genel merkezden kimse adayı tepe düşürün diye bir önünüze gelmemiş. Biz ilk aday çıkmış, yanlışlıklar. Ve ilk aday çıktığı yerde, yani taraf olacak, ayrılık olacak. Bu çok doğal bir şey. Öte bunu da basının veya diğer başka yerdeki arkadaşların işte CHP partiden iki ayrılık var gibi yorumlaması bence çok subjektif bir yorum geliyor. Yani siyasi partiler de olmak zorunda. Yani muhalefet olduğu zaman, yani bir de yani sadece muhalefet iktidara karşı olmaz. Yani siyasi partilerin içinde de muhalefet olması lazım. Muhalefet olması lazım. Bu bizde var. Olmak zorunda. Sen bu olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olmaz mı? Bizim özelliğimiz bu. Bizim demokratik konuşumuz bu. Biz demokrat bir falan. Başkan, buyurun. Şimdi siz daha önceden... Başkan, şimdi daha önceden siz bu kararın içindesiniz. Gördüğüm kadar Ankara'ya gittiğinizde filan. Biz anladım sözünüzü ama pardon sözünü kesin. Sıra koyun yani. Tamam. Yani bunun böyle infiale sebep olacağını hesap etmediniz. Veyahut da Sabri Bey'i buraya getirip teşkilatla tanıştırıp bu tepkileri, hani şimdi orada diyorlar ki hakikaten biz de sadece bir fotoğrafından, hani internette doğru düz fotoğrafı da yok, sadece bir fotoğrafından tanıyoruz. Hatta ben pazar günü bunu başkan diye açıkladım. Sarıgül'ün toplantısındaydım. Artvinler yemeğinde. Orada bütün arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlarım da, gazeteci arkadaşlarım da öyle bir şey yok dediler orada ve bana o yazı haberi Sabri Erbakan lafını sildirdiler. Hani muallakta bırak, habere girdim, muallakta gibi göstermek mecburiyetine kaldım. O kadar çok tepki gösterdiler ki. Dediler Üsküdar'dandır, şuradandır, Şişli'dendir dediler. Ama ben bunu pazar akşamı yazmıştım. Artvinler Federasyon yemeği. Kahvaltıda ha. Ondan sonra. İyi akşamlar herkese. Orada ben partili üyelere de sordum. Şişli Belediye Başkan Yardımcılarına da sordum. Fatih dediler bana. Ben de ona göre güvenerek, yani toplantıda videoyu da yayınlıyorum zaten. Fatih demiyor ama zaten daha önceki konuşmalar Fatih. Hani ve bunu Fatih'e gelmemesi, size müracaat, sembolik de olsa müracaat etmemesinden niye rahatsızlık duymadınız? Yani hiç tepki koymadınız mı veyahut da koydunuz da ciddiye mi alınmadınız? Şimdi önce şuradan başlayayım. Söylediniz ki bir intihale sebep oldu. Ha, siz bunu 30 kişi olarak görüyorsanız buraya gelen... Oradan değil. Şimdi infial oldu. Yani bir ilçede. Bırakın belediye başkanını. Yarın iki ay sonra belediyemiz üyeleri olacak. Adayları belirleyecek. Değil mi? Biz bunu belirleyeceğiz. Topu bir belediye alan parti en çok geçen AKP'nin 25 tane var. Biliyorsunuz. 25 tane. Bizim 4.000-5.000 tane üyemiz var. Biz burada belediye aldığımız zaman en az 24 tane almamız lazım, 23 tane. 4.500 tane üyeden 23 tane meclise çıkacak. O zaman diğer çıkamayan başvurular da, sonra bizde 80-90 tane başvuru var. Bunun 23 veya 25 meclisesi olacak. O zaman diyeceksiniz ki yine olamayanlar gelecek buraya. Biz olamadık, hapis kapısı diyecekler. Bu da mı infialesine olacak? Yani, yok, şey. Ben şimdi onu demek istemiyorum. Adayı hakikaten kimse tanımıyor. Yani iş tanınmaması, bir ön çalışmasının yapılmamasını nasıl buluyorsunuz demek istedim ben. Bizim işte daha önceden vardı, 5 sene çalışan yapmış, 2 sene çalışan yapmış. Yani övdüğün 4 üyenin 1-2 tanesi uygulamaya geldi. Tanımaklanmış olmuyordu. Demek yani ki diyorsun yani, ki bu bir tek şey ilgisi yok. Fazla demokrasi. Sabri Erbakan, evet, tanımıyor, ismi oradan tanımıyor. Akdemisyen olarak da. Şu örneğe geliyorum, şu özellikle. 5 sene çalışan yapmış bir arkadaşımız, adayımız. Diğer arkadaşımız ilk sene çalışmalar yapmış arkadaşımız. 4.000 tane üyenin 2.000 tanesi buraya getirmenizse demek ki tanımak çok önemli değil. Yani bu konu o açıdan bakmamak lazım. Yani diyorsunuz yani, ki yani öyle tepeden inme de olsa... Tepeden inme de değildir bu iş. Yani ne ilimiz, ne genel merkez... Türkiye'de bu normal zaten ya. Ne il, ne genel merkez. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Sayın Genel Başkan Başkanımızdan sonra Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi başlatmıştır. Artık o sözlükçü yapı kalmamıştır. Kesinlikle ilçe başkanlığına
ilçe yönetimine danışmadan değil, il genel merkezde, genel merkez ile sormadan karar almıyoruz. Bize de sorulmalı değil. Yani biz burada belli amaç istiyoruz.